Bunların çoğu asılsız biliyorsunuz. Bir sene önce ben buraya ilk geldiğimde de basın toplantısı yapıldığında eskiden bazı sorunlar yaşadığımı söyledim. Bu benim sorun yaşadığım şey 18 yıl önceki bir davamdı. O davam sonuçlandı. Oradan denetimli serbestlikle ilgili bazı sorunlar vardı. Maalesef kanunlar değişmiş. 3-5 gün birazcık geç kaldık. Yani kesinlikle kim nasıl yorumlarsa yorumlasın bu 18 sene önceki yani benim 30 yaşındaki yaptığım bir davanın sonucundan gelen bir şeydi. Tabii ki biz bunun sonuçlarını biliyorduk, sonuçlandığını da biliyorduk. Bilerek geldik. Yani bunu bazı art niyetli insanlar tarafından çok değişik yorumlanmış. Artık onlar kendilerinden Allah'ın arasındaki mevzu. Biz buradayız. Görevimizin başındayız, işimizin başındayız. Allah'a çok şükür bizim 19 yıllık şirketimiz var. O şirkette neler yaptığımız her şey ortada. Sorun değil. Her zaman meyve veren ağaç yaşlanır. Ben herkesin her verdiği yoruma saygıyla karşılıyorum. Ama gördüğünüz gibi biz buradayız. İskenderunspor için neler yaptığımız ortada. Yani İskenderunspor'u bizim derdimiz. Hak ettiği yere getirmek. Başka bir derdimiz yok. Şimdi tamamen adaptasyonumuzu ona vurduk. Çünkü çok kısa bir dönem sonra 16 gün ilk defa devre arası çok kısa. Bunu yetiştirmemiz gerekiyor. Şampiyon olmaktan başka aklımdan başka bir şey geçen yok. İkinci lige çıkıp oradan da birinci lige çıkmak istiyoruz. Bir gün derler ki Hakan Bolat geldi. Futbolu canlandırdı. Onun mutluluğu, onun hazzı bize yeter. Çünkü biz bu memlekette doğduk. Bu memlekette büyüdük. Dört kuşak bu memleketin dedelerim, dedesi de buradan olan insanlar. Biz geldiğimiz günden beri bütün devlet erbabından, herkesten saygı ve sevgi çerçevesi içerisinde hiç kimseye yakın olmadan, hiç kimseye uzak olmadan ben görevimi yapmak istiyorum. Tek derdim futbol kulübünü. Benim hayatımda ilk defa 7 yaşında Fenerbahçe İskenderunspor maçına gittiğim bu kulübü bir yerlere getirmekten başka bir derdim, bir menfaatim, bir işim yok. Bütün derdimiz bu çıktığımız yolda. Allah bizi başarılı etsin. Başka bir şey istediğimiz yok. Bizi canı gönülden destekleyen insanlar yeter. Gerçekten İskenderun futbol severlerinden çok büyük bir destek içerisindeyiz. Allah razı olsun hepsinden. Hepsine teşekkür ediyorum. Bu hak ettiğimiz şehir, bu güzel şehir hak ettiği yere ulaşır. Hepimizin birlik ve beraberlik içerisinde olması lazım. Gerçekten çok güzel bir şehirde yaşıyoruz. Çok şanslıyız. Böyle güzel güzel bir şehirde olduğumuz için nasıl daha ileriye gidebiliriz? Nasıl beraber olabiliriz? Her yapılan bir şeyde kavga etmeden, gürültü etmeden nasıl birbirimizi destekleyebiliriz ve nasıl bu şehri birazcık daha ileriye gidip götürebiliriz diye uğraşmamız lazım.